kızımı siz öldürdünüz. Hayattaki en değerli varlığımı aldınız elimden. Kızını sen öldürdün. Seni geberteceğim. Yeter artık Alisa. Yeter artık. Geberteceksen gebert. Bitsin bu saçmalık. Ne yapacaksan yap. Öldür beni. Hadi öldür beni. Beni katil ettiniz. Beni insanlıktan çıkardınız. Ben ne yaşadıysam sen de aynısını yaşayacaksın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İnsan ne yapıyorsun? Sürecek bu ameliyat. Niye kimse hala bir şey söylemiyor? Ameliyat başarılı geçecek. Hiçbir şey kalmayacak, merak etme. Hadi gel. Dışarı çıkalım, biraz hava al. Hava falan almak istemiyorum. Ama kuvvetli olman lazım. Nil ameliyattan çıkınca seni böyle görmesin, hadi. Tamam. Ama hemen döneceğiz. Tamam. Cemil, doktor, ne oldu? Araç çarpması. Peki yanındaki kadın? Bilgimiz yok. Cemil buradayız, Alihsan nerede? Kardeşim, Alihsan nerede? Cemil'in yanındaki adam mı? Beyefendi nerede? Benim kardeşim o. Cemil'in yanındaki adam mı? O nerede? Yakınınız mıydı? Evet kardeşim. Başınız sağ olsun. Gülük. Avukatınızı beklemek ister misiniz? Ben yapmadım. Ben öldürmedim. Olay yerinde elinde silahla bulmuşlar seni. Daha ne inkar ediyorsun? O istedi. Zorladı. Böylesini de ilk kez duyuyorum. Adam gel beni öldür diye mi zorladı? Yani öldürdüğünü kabul ediyorsun. Cevap ver, kocanı sen mi öldürdün? Cemil. Cemil nasıl? Sevgilini mi soruyorsun? Hastaneye götürdüler. Ama bence sen kendini düşün. Ben öldürmedim. Ben yapmadım. Ne yaparsanız yapın, İffet'i bir an önce oradan çıkarın. Anlaşıldı mı? Gelişmelerden de beni haberdar edin.
Cemil nasıl? İyi, iyi çok şükür. Biraz önce doktor iğne yaptı, bir süre kendine gelemez. Niye? Kötü bir şey mi var? Neden unutuyorlar kardeşimi? Yoksa... Ersin, Allah'ını seviyorsan bir sus ya. Ne bu böyle felaket tellalı gibi? Ama Feyyaz... Ersin bak, Allah'ın adını verdim ha. Peki durumu nasıl? Birkaç kaburgası kırık. Önceki yarası da mikrop kapmış. Ama önemli değil. Çabuk toparlar. Tabii ya. Kardeşim evelallah hepsinin üstesinden gelir. Arif Bey, olaylar nasıl olmuş biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kimse bir şey bilmiyor. İffet emniyette. Polisler de dışarıda ifade almak için Cemil'in kendine gelmesini bekliyor. Nimet. Kızım, o kolyenin sende ne işi var? Ablam verdi baba. Kolyeyi hak etmediğini söyledi. Benim... onun yaptığı hataları yapmamamı... onun çektiği acıları çekmememi istedi. Ne zaman, nerede olursa olsun, her zaman yanımda olacağını söyledi. Sanki veda eder gibiydi. Sanki... Kızım, Mehmet, bak ablana hiçbir şey olmayacak. Bak göreceksin, Allah'ın izniyle sapasağlam dönecek. Serpil. Saime teyze. İffet. Kızım, sakın kötü bir şey var deme bana. İffet iyi deme kızım. Yok bir şey ha? Yok yok, iyi iyi. Yok, kötü bir şey yok. Yani bildiğim kadarıyla İffet'i emniyete götürmüşler. He? Emniyete mi? Niye, ne oldu ki? Yani bak Ahmet amca, yani mutlaka bir yanlış anlaşılma var. Kesin işin doğrusu ortaya çıkacaktır. Niye, ne olmuş ki kızı? Söylesene kızım, ne oldu? Ahmet amca, İffet Ali İhsan'ı vurmuş. Aman Allah'ım. Ne diyorsun sen ya? Bana bak, hangi emniyete götürdüler? İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne. Abi! Abi dur, ben de geliyorum. Dur abi, bekle. Dur, ben de gideyim. Allah! Ben de geleceğim Allah. Allah'ım sen yardım et bize. Merak etmeyin. Sizi buradan çıkaracağız. İffet Hanım'ın avukatı gelmeden nasıl olur da ifade almaya başlarsınız? Biz sorduk ama İffet Hanım sizi beklemek istemedi. İzninizle. Müvekkilimle yalnız görüşmek istiyorum. Elbette. Teşekkür ederim. Sorulan sorulara sizin yerinize ben cevap veririm. Cemil nasıl? Cemil gayet iyi. İffet Hanım, biliyorum yaşadıklarınız çok zor. Hala şoktasınız. Ama lütfen kendinizi toplayın ve bana yardım edin. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Elinizde silahla bulmuşlar sizi. Elime silahı zorla verdi.
Ben kurtulmaya çalıştım ama bırakmadı, zorladı. Sonra silah birden patladı. Ben nasıl oldu anlamadım. Ben bir şey yapmadım. Kendi bastı tetiği, yemin ederim kendi bastı. Ben hiçbir şey anlamadım. Balistik incelemeyle beraber elden alınan barut izi bu söylediklerinizi doğrulayacaktır. Ancak olayın bir nevi intihar olduğunu ispatlamamız gerekecek. Ben bir şey yapmadım. Bu kadar yeter. Müvekkilinizi yeteri kadar yönlendirmişsinizdir nasıl olsa. Müvekkilim hala olayın şokunu üzerinden atamamış ve kalıcı travma yaşamaktadır. Acilen tedavi altına alınması gerekmektedir. İfadesi bitmeden hiçbir yere gidemez. O zaman müvekkilim sessiz kalma hakkını kullanacaktır. Ben bir şey yapmadım. Size anlattım her şeyi. İsterseniz 10 kere daha anlatırım. Ben bir şey yapmadım. Silahı elime zorla verdi. Ama kendi bastı tetiğe. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. İffet Hanım lütfen. Biz Cemil'le kaçıyorduk. Sonra arabayla karşımıza çıktı. Cemil'e çarptı. Cemil yaralandı. Sonra silahı çıkardı. Silahı elime verdi. Kendi çekti tetiği. Kendini öldürdü. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey anlamadım. Kendini öldürdü. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Alo efendim. Ölmüş olamaz. Abla. Ablacığım hadi otur artık. Bak yine bayılacaksın. Nil kendine gelmeden hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Kardeşim öldü. Onun da gitmesine izin vermedim. Nide hiçbir şey olmayacak. Ama böyle kendini harap etmen bir işe yaramaz. Ne abimi geri getirir, ne Nide yardım eder. Ne olursun topla kendini, sana da bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ne olacak ki? Ablama lütfen. Dilek. Senin ne işin var burada? Çok sevdiğin adamının yanına gitsen. Anlıyorum, kızgınsın ama... Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Benim kardeşim öldü, kardeşim. Yeğenimse burada hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sense bütün bunlara sebep olan katillerin yanındasın. Bütün bunların doğru olmadığını sen de biliyorsun. Neyse. Üzerine gelmeyeceğim. Sakinleşince konuşuruz. Abla. Abla iyi misin? İyiyim, iyiyim. Görmek istediğinizden emin misiniz? Peki buyurun. Oh.
Cemil. Allah'a şükür kendine geldin. Cemil. İffet. Emniyete götürmüşler. Ne emniyeti? Sen rahat ol. Arif abi avukat bulmuş, yakında çıkar. Sen dinlenmene bak kardeşim, tamam mı? Ali sen. O herif bulmuş belasını. Lan bir ağzını tutamadın oğlum, bir sus. Şey olmuş. İffet Ali İhsan'ı vurmuş da. Anlayacağın Ali İhsan ölmüş. Yok, dur. İfadenizi almamız gerekiyor. Dur kardeşim. Emniyette alırsınız. Doktorunuz izin vermiyor. Lütfen kalkmayın. Feyyaz kıyafetlerimi getir. Tamam. Sen rahat ol. Cemil daha birkaç gün önce öğrendi her şeyi. Ali İhsan'ın onu öldürmek istediğini. Beni tehditle tuttuğunu. Hiçbir şey bilmiyordu. Korktuğum için sustu. Kimseye bir şey diyemedim. Kocanızın gerçekten böyle bir şey yapacağını nasıl ikna oldunuz? Belki de sadece laftı. Sizi korkutmak için öylesine söylemişti. Adam bildiğin deli. Çalıştığım yerin önünde kurşunlattı beni. Sen de şirketine gidip tehdit etmişsin onu. Ne yapsaydım? Gel beni vur mu deseydim? Onu uyardım. Uzak dur dedim bizden. Ama işe yaramadı. Ne yapsak olmadı. Eşimizi bırakmadı. Cemil'le her şeyi bırakıp kaçtık. Ama gene buldu bizi. Geçen gece yakarak öldürmek istedi. Sen de bu yüzden öldürdün. İffet yapmadı. Nereden biliyorsun? Baygın mısın? Biliyorum. O böyle bir şey yapmaz. Ben yapmadım. Yemin ederim ben öldürmedim. Ali İhsan madem sizi öldürmek istiyordu, niye elinde fırsat varken yapmadı bunu? Acı çekelim diye. Gözü dönmüş gibiydi. Olmayacak şeyler yaptı. Eğer Nil olmasaydı çoktan ölmüştük. Adam kendi kızını vurdu. Bana arabayla çarptı. Silah İffet Hanım'ın elindeymiş. Belki de bu kadar olaydan sonra kendini kaybetti ve öldürdü. Canınız ne istiyorsa ona inanıyorsunuz. Ne oldu kardeşim? Emniyete gidiyorum. İffet'i bırakmayacaklar. Hayır Arif Bey. Cemil buraya gelmedi. İffet Hanım'ı birazdan sağlık kontrolüne götürecekler. Evet, gözaltı kararı çıktı. Tamam, haber veririm. İffet Hanım. İffet Hanım, kocanızı neden öldürdünüz? Lütfen bir açıklama yapar mısınız? İffet Hanım. İffet Hanım. Lütfen cevap verir misiniz? Tamam, açılın. İffet Hanım. İffet Hanım bir açıklama lütfen. Arkadaşlar açıklama yapılacak daha sonra. Lütfen bir cevap. İffet! Lütfen İffet Hanım. Baba. Ben kimseyi öldürmedim yemin ederim. Biliyorum kızım. Abla. Abla. Canım. Senin zulmü olur mu? Ne olur üzülme Nimet. Hadi hanımefendi. Hadi lütfen. Kızımı nereye götürüyorsunuz? Bırakın lan! Tamam. Nereye? Memur Bey, bırakın! Tamam. Tamam. Baba, ablam kurtulacak. Onun suçsuz olduğuna inanacaklar babadır. Çek beni lan! Çek beni!
Çekmeyin lan! Çekmeyin! Abi yapma. Hangi yüzle geliyorsun buraya? Şerefsiz! Kızımı tutukladılar. Sen elini kolunu sallayarak dolaşıyorsun. Öldüreceğim lan seni! Ahmet amca sakin ol. Ahmet amca sakin ol. Ne desen haklısın Ahmet amca. Ben İffet'i koruyamadım. Kızımın adını hatırlama! Ahmet amca sakin ol. Bırakın! Bırakın! Baba dur yapma baba. Ulan en başta olsaydın, bıçakladığında olsaydın bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Kızım şimdi dışarıda mutlu olacaktı. Allah'a belası. İffet yine çıkacak. Söz veriyorum. Yine mutlu olacaksınız. Ulan eğer biraz insanlık varsa bir daha kızımın karşısına çıkmazsın. Bütün bunlar senin yüzünden geldi. Hiç olmazsa bundan sonra mutlu olur. Bırakın be! Kimseyi öldürmüş olamaz. Bence hiç de öyle değil. Yaşanan onca şeyden sonra bir düşünsene. Bence İffet ile Cemil kaçarlarken adama yakalandılar. Sonra adamdan kurtulmak için de adamı öldürmek zorunda kaldılar. Bizim Cemil her zaman gibi aradan sıvıştı. Olan da bizim salak İffet oldu. Anne niye durduk yerde insanların günahını alıyorsun ya? Belli ki bir şey var işin içinde işte. Bana bak. Böyle abuk subuk Erhan'ın yanında da konuşma. Sonuçta adamın abisi öldü. İffet de Cemil'den şimdi hiç hoşlanmıyordur o. Bu arada sen hiç Erhan'la konuştun mu? Cenaze ne zamanmış? Öğrenebildin mi? Gitmek lazım. Tek başına bırakmak olmaz. Doğru söylüyorsun. Daha ablası beni görmekten pek az etmiyor biliyorsun. Böyle bir günde de tedirgin etmek olmaz insanları. Olmaz öyle şey. Asıl böyle zamanlarda unutulur her şey. Biz gidelim görevimizi yapalım. Sonra yolumuza devam ederiz. Çok üzgünüm Dilek. Hala kendine gelmedi. Çok korkuyorum Yasemin. Ona bir şey olmasından çok korkuyorum. Yeğenim hala kendine gelmedi. Kötü bir şey yok değil mi doktor? Biz elimizden geleni yaptık. Ama akut miyokart enfarktüsü kalp kasında hasara neden olmuş. Ne demek şimdi bu ya? Tedavi edin işte. Bu durumda hasar gören kasın büyüklüğü ve yeri çok önemlidir. Kalp nakli gerekebilir. Kalp nakli mi? Evet, bu süreci uzatması için çok dikkat etmesi gerekecek. İçki, sigara kesinlikle yasak. Yoksa? Yoksa hayatı tehlikeye girer. Neden gelmedi hala? Bir sağlık kontrolü bu kadar uzun mu sürer? Cemil. İyisin.
Çekil. Tamam. Kusura bakma. Böyle davranmanızın kimseye bir yararı yok. Sakin olun lütfen. Baksana. Bizim burada oldu dün gece. Film gibiydi şerefsizim. Film gibi diyorsun da insan cep telefonla çekmez mi? Televizyona falan satardık. Hadi ya. Ne kadar verirler ki? Ne verse versinler. Taş attığında kolum mu yoruldu? Bunlar zengin insanlar. Gazeteciler çok para verirdi. Tüh aklıma. Desene kaçırdık fırsatı. Şimdi yanarsın tabii. Dur lan dur. Belki de kaçırmadık fırsatı. Görgü tanığına ihtiyacımız var. Biz bir yolunu bulalım derken şu yaptığına bak. Emniyeti ayağa kaldırıyorsun. Hiçbir halta yaramıyorum abi. Kız suçsuz. Allah bilir bütün gece neler yaşadı orada. Su akar yolunu bulur. Masum olduğunu kanıtlayacağız. Yeter ki sabırlı ol. Bak çok şükür ikiniz de iyisiniz. Eğer Nil olmasaydı o manyak ikimizi de öldürecekti. Niye hala İffet'i bırakmıyorlar? Delil olmadan kimseyi içeri atamazlar, merak etme. Ben böyle adalet. Bırak şimdi bunları. Bizim bir an önce şahit bulmamız lazım. Delil bulmamız lazım. Hadi bir an önce gidip şu avukatla konuşalım. Yürü. Nasıl serbest bırakıyorlar değil mi? Nöbetçi mahkemeye sevk ediyorlar. Ben böyle işin... Cemil, sakin ol. Nasıl sakin olalım? Kızı göz göre göre hapse atacaklar. Kanun var. Ne kanunu? Hangi kanun? Adam bize yapmadığını bırakmadı. Kimsenin sesini çıkarttığı yok. Ben kanun manum dinlemem. Dinleyeceksin. Anladın mı? Dinleyeceksin. Mecbursun. Benim şimdi ufak bir işim var. Sen sakin olacaksın ve avukatın sözünden dışarı çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Nasıl? Nasılı var mı oğlum? Bu görüntülerin yarısını göstersek bütün kanallar üstümüze atlar vallahi. Zengin olmak zor iş kızı. Baksana cenazesinde bile adama rahat yok. Anne bırak onları da gidelim hadi. Anne. E tamam geldim canım. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun evladım. Sizin de başınız sağ olsun. Bunları benden uzak tutup bir de bunlarla uğraşamayacağım. Sizin de başınız sağ olsun. Hala inanamıyorum. Bütün bunlara gerçekten oldu mu Yasemin? Ali sen yok mu artık? Güçlü olacağım. Ali sen hep seni öyle gördü. Seninle gurur duyardı.
Sen onun düşüncelerine değer verdiği tek insandın. Ve ben kardeşimi koruyamadım. Ne söylesem boş artık. Bırakacaktım, gideceklerdi. Hiç affetmeyeceğim kendimi. İkisi de ödeyecek. Ben elimden geleni yapacağım. İffet o hapishaneden çıkamayacak. Göreceksin. Başınız sağ olsun. Tanık İffet Emiroğlu'na atılı bulunan suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması ve bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakla Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun 100 ve 101. maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verildi. Allah'ım sen büyüksün. Göster kudretini, kurtar kızım. Seni kurtaracağım. Güven bana. Abla, hadi gidelim artık. Siz gidin.
Çok üzgünüm. Gerçekten mi? Elbette. Kardeşimin katili olan kadının kurtulması için elinden geleni yaparken bana üzgün olduğunu mu söylüyorsun? İkisi farklı şeyler. Benim için değil. İffet kardeşini öldürmüş olsaydı, emin ol ona yardım etmezdim. Ama o masum. Böyle bir haksızlığa göz yumamam. Söylediğin hiçbir şey benim umurumda bile değil. Benim kardeşim ölmüş benim. Burada ciğerim yanıyor, sen bana haktan bahsediyorsun. Söylediğin her şey çok, çok sahte, duygusuz. Ne istiyorsan yap ama şimdi git lütfen. Sen, kardeşim benim canım, senin ölmene engel olamadım canım. Yavaş yavaş uçuruma gittiğini gördüğüm halde seni durduramadım. Sadece konuştum, boş konuştum. Gerçekten kurtarabilmek için hiçbir şey yapmadım. Öyle olacağını bilseydim, dünyayı yakardım yine de. Yine de engel olurdum canım. O adamla o kadın yaptıklarının bedelini ödeyecek, sana söz veriyorum. Ve asla mutlu olamayacaklar, asla. Asla. Üzerindekileri çıkar. Ne bekliyorsun? Çabuk hepsini çıkar. Buraya girer, delinin yapmak zorunda. Yoksa canı yanar. Giy şu terlikleri. Gir hadi. Gir hadi. Korkma. Gir. Allah kurtarsın. Ben Pakize. Sen bir dinlen. Kendine gel. Sonra tanışırsın herkese. Gel.
Allah sabır versin. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah sabır versin. Oraya geçebilirsin. Nasıl söyleyeceğiz Erhan? Babasının ölümünü nasıl kabullenecek? Birlikte hep beraber yaralarımızı saracağız. O zaman evine dön. Yanımızda ol. Abla biliyorsun Betül. O kadın bizlerden, ailenden daha önemli öyle mi? Abla ne olursun yapma artık. Bak çok şeyimizi kaybettik. Artık birbirimizi kırmamamız gerektiğini anladım ben. Ne olursun sen de bana yardım et. Tamam. Karın da gelebilir. Ama söz ver bana. Ailemizi üzecek tek bir şey yaparsa terk edeceksin onu. Hayır Betül öyle bir insan değil. Sana rahatlıkla söz veriyorum. Bak pişman olmayacaksın. Beklediğimiz haber geldi. İffet hapishanede. Ve oradan asla çıkamayacak. Alo. Evet benim. Muhabir mi? Hangi kanal? Tamam. Tamam ben sizi arayacağım. Hiç gazeteciyle, televizyoncuyla uğraşacak halde değilim. Rica ederim onları bizden uzak tut Yasemin. Olur mu? Merak etme. Ben ilgilenirim. Biz de Nil'in yanına gidelim artık. Emine çantayı hazırlamıştır. Hayırlı işler. Küçük bir kaşta meze istiyorum. İffet Emiroğlu'nun ailesi buralarda yaşıyormuş. Siz bayağı iyi tanıyorsunuzdur onları. Hadi evlat, başla kapıya. Burada ekmek yok sana. Sadece bir ayrıntı istiyorum. Eminim buralarda bayağı bir şeyler duyup görmüşsünüzdür. Uyarmadı deme. Belanı arıyorsun sen galiba. Sadece işimi yapıyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Ben sana söyleyeyim. Cemil! Cemil sakin ol. Zaten başı yeterince belada. Dur git lan buradan. Cemil tamam. Tamam geç. Ne yapıyorsun sen? Dahasını izlemek istiyorsanız önce konuşmalıyız. CD'yi herkesin hatta müdüründen önce bana getirdiğine göre ne istediğini gayet iyi biliyorsun. Parayı nakit isterim. O konuda bir sıkıntı olmaz. Ama bu görüntüler asla ortaya çıkmamalı. Müvekkilimin ailesi yeterince yıprandı zaten. Endişelenmeyin. Bu görüntülerin ne kadar önemli olduğunu sizin kadar ben de biliyorum. Siz istediğimi verdikten sonra gerisi sorun değil. Peki bu görüntülerin başkasının eline geçmeyeceğinden nasıl emin olacağım? Şüpheniz olmasın. O işi hallettim. Polisler görüntüleri almaya geldiğinde sesini çıkarmayacaksın. Görüntülerin neden kaydedilmediğini sorarlarsa bilmem anlamam diyeceksin. Polisler teknik bir arıza diye düşünecekler. İyice anladın mı beni? Yoksa hepimizin başı yanar. Hapsi boylarız ona göre. Peki, anlaştık o zaman. Müvekkilimle konuşup sana geri döneceğim.
Akşama haber gelmiş olur herhalde. Yoksa başımın çaresine bakarım. Ben aramadan hiçbir şey yapma. Alo. Dilek, elimde ne olduğunu inanamayacaksın. Aradığımız şey ayağımıza geldi. Hoş geldiniz Arif Bey. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun burada? İçiyorum işte. Başka ne yaparım ki ben? Zor biliyorum. Sen dışarıdasın, İffet içeride. Zor değil. Ölüm. O adam ölürken bile amacına ulaştı. Acı çektirmek istiyordu bana, şimdi sürünüyorum. İşte tam da bunun için kalkıp mücadele etmen gerekiyor. Acını bir kenara bırak ve İffet için uğraş. Uğraşsam didinsem ne olacak ki? İlk davayı bile daha çok var. O zamana kadar orada kalacak ya. Allah benim belamı versin. Hiçbir halta yaramıyorum. İffet benim onu oradan kurtarmamı bekliyor. Ben size hiçbir halta yaramıyorum. Bir yolunu bulacağız. Sen böyle kendini bırakırsan İffet ne yapsın? Ha? Hadi bakalım. Rakımızı bitirip kalkalım. Daha çok işimiz var. Görüntülerde Aleyhsan kendi çekiyor dedi ya. Yani o görüntüler İffet'in masum olduğunu kanıtlıyor. Öyle mi? O kadın masum falan değil. Bunu sen de biliyorsun. Ali İhsan'ın bu hale gelmesinin tek suçlusu o. Yoksa Ali İhsan niye bu saçmalıkları yapardı? Ne de kendini öldürürdü. Nil'in öldüğünü düşünmüş olduğu için yapmış olmalı. Bir de söyledikleri gibi Nil'i yanlışlıkla o vurduysa. Kardeşime yaptıkları için onlardan nefret ediyorum. Ne kadar istiyorsa ver. O görüntüler kimsenin eline geçmemeli. Tamam. Sen merak etme. Menemen hazır. Gelen yer vallahi, gelmeyen avcunu yalar. Bak, benim menemenimden bir yiyen pişman, bir de yemeyen. E hadi kalk, bir tadına bak en azından. Yusuf'u göndersene. Nasıl olsa onu kimse hayır diyemez. Hadi git ablayı çağır. Abla, gelsin de yemek yiyelim. Kıytırık menemenizi ne yapsın be? Haspam zengin, burun kıvırır tabii. Sen de ancak yalakalık yap. Benimki insaniyet namına. Yoksa ne yapacağım dört duvar arasında parayı ben? Hadi be. Ne desem boş biliyorum. Ama eninde sonunda çıkacak ortaya gerçekler.
bırakın. Sizin de güçlü olmanız lazım. İffet'in size ihtiyacı var. Betül haklı. Bir şeyler hazırladım. Yemek yiyin. Ahmet amca ne olur. Yok kızım, ben yemeyeceğim. Ama siz geçin, hadi. Nimet, hadi kızım kalk, sen de karnını doyur. Nimet, hadi ablacığım. Tamam, ben bakarım. Aa, hoş geldin. Senin burada ne işin var? Nasıl yani? Ahmet amcayla Nimet için. Bak o kadın benim abimi öldürdü. Senin bu insanların içinde ne işin var? Sen ne diyorsun? İffet benim arkadaşım, tamam mı? Ahmet amcayı çocukluğumdan beri tanıyorum. Böyle bir durumda... Bak umurumda değil, anladın mı? Bu insanlarla konuşmanı istemiyorum. Erhan Bey, hoş geldiniz. Yürü gidiyoruz. Ben çıkarım. İyi akşamlar. Bırak. Ya bak, artık bu mahallede olmayacağına göre bunları da göremeyeceksin ve bir sorun da kalmayacak. Ne diyorsun sen? Seni malikaneye götürmeye geldim. Ablamla konuştuk. Bundan sonra orada yaşayacağız. Aa, ablanla buna karar vermiş olmanız çok güzel ama ben istemiyorum. Betül, bak seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. İstersen gerçekten evleniriz. İstemiyorum. Hatta şimdi yaşadıklarımdan sonra asla. Hatta artık seni tanıdığımdan bile emin değilim. Bence bir süre görüşmesek daha iyi olacak. Betül, neler yaşadığımı biliyorsun. Evet, biliyorum. O yüzden de biraz ayrı kalmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sen de bu arada yeğenine, ablana destek olursun. Canım, yorma kendini yavrum. Babam, neredeyim? Şimdi dinlen. Sonra konuşuruz, olur mu? Babama bir şey mi oldu? Kötü bir şey yok değil mi hala? Sen güçlü olmak zorundasın baban. Her zaman senin iyi olmanı isterdi, biliyorsun. O hep bizimle olmaya devam edecek. Hayır. Ama ölmedin. Canım benim. Güçlü ol lütfen. Ölmedin değil mi? Oğlum ya. Baba. Ablam ölse, onlar da böyle Kur'an okurlar mı hala? Bilmem ki ne yaparlardı kızım. Ama bize ölünün ardından konuşmak yakışmaz. Allah taksiratını affetsin. Hadi. Hadi git sen yat kızım. Bak günlerdir, gecelerdir uykusuzsun. Çok da zayıfladın. Asıl zayıflayan ablam hala. Çok kötü gözüküyordu. Ya ablama inanmazlarsa hala? Ne olacak? Kaç yıl hapis cezası verirler onu? Ağzından yel alsın kızım. Allah korusun. Doğru olan er geç ortaya çıkar. Sen hiç merak etme. Bak göreceksin. Ablan elbet sağ salim dönecek evine. İnan bana. Hadi.
Hala. Bir kez olsun sarılamadım ablama. Yarın görmeye gideceğiz ya. Bol bol sarılırsın o zaman. Kuzum be. Ben nasıl acı içinde kıvrandıysam siz de öyle kıvranacaksınız. Geldiğinden beri tek lokma yemedi. Bayılıp kalacak vallahi. Acıkınca yer nasıl olsa. Rahat bırakın, elleşmeyin kızım. Yine tıkanmış kör olasıca. Bir karıyı kendine getiremediniz be. Bakın da öğrenin nasıl oluyor o iş. Kalk da bir işin ucundan tut. Bizi hizmetçi mi sandın? Ah, laftan anlamayanın hakkı kötektir. Ne yapıyorsun be? Bir işe yara. Git tuvaleti temizle. İstemiyorum. Rahat bırak kızı. Sen karışma be. Haspam istemiyormuş. Ha, biz temizlemeye çok meraklıydık. Seve seve temizleyeceğim. Ben anlamam. Yürü. Ya bıraksana. Yürü. İstemiyorum. Yürü. Yürü. Yürü, yürü be! Ahanda bununla temizleyeceksin. Başka türlü çıkmaz buranın. Ah! Ya! Ah! Ah! Ulan ben seni! Ulan bir rahat durun Kadriye. Gözüme çamaşır suyu döktü. Hadi gidiyoruz. Nereye? Üstün başın düzen. Seninle mi uğraşacağım be? Bırak bir laf dinle. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim müdürüm. Rica ederim efendim. Lafı bile olmaz. Bu jestinize karşılık ben de hapishaneniz için bir şeyler yapmak isterim doğrusu. Bağış kabul ediyor musunuz? Neye ihtiyacınız varsa karşılamaya hazırım. Vallahi efendim bu zamana kadar böyle bir şey düşünen olmadı ama... vallahi aslında ihtiyacımız da yok değil yani. Güzel. Güzel. Banyoda ayağım kaydı ve düştüm. İffet bir sorun varsa söyle bana.
Yok, ne sorun olacak? Bir sorun yok. Tamam. Seni çıkartacağım buradan, çok az kaldı. Ama bana söz ver. Sen de kendine iyi bakacaksın, tamam mı? Söz mü? Söz. Bir isteğin, bir ihtiyacın falan var mı? Sen varsın ya. Yeter bana. Elimde olsa her gün senin yanında kalacağım. Hiç ayrılmayacağım buradan. Sen çıkana kadar yaşama karan bana. Ne olur kendine böyle yüklenme. Ben biliyorum. Sen ne yapar eder çıkarırsın beni buradan. Zavallı abim. Kendi kızını öldürdüğünü düşünerek öldü. Bunu onların yanına bırakmayacağım. Bizim yaşadığımız acının bin katını yaşayacaklar, göreceksin. Ben de yanındayım abla. Elimden ne gelirse yaparım. Senin yakında bir çocuğun olacak. Ailenle ilgilenmen daha doğru olur. Ha, bu arada Metin ne zaman taşınıyor yanımıza? Bilmiyorum abla. Bizim Betül'le sorunlarımız var. Benim yüzümdense eğer, senin için gidip özür dileyebilirim. Artık ailemden kimsenin mutsuz olmasını istemiyorum. Yok abla, sağ ol. Sağ ol da seninle bir ilgisi yok. Sizin bir bebeğiniz olacak. Umarım sorun neyse çözersiniz. Dışarı çıkıp top oynayalım mı? Yusuf, rahatsız etme ablayı bakayım. Yok, rahatsız etmiyor. Beni burada gülümseten tek şey Yusuf. Zamanla alışırsın. Birkaç aydan sonra sanki ömür billah buradaymışsın gibi geliyor. Yok, ben fazla kalmayacağım burada. Ben kimseyi öldürmedim. Suçsuz olduğumu anlayıp bırakacaklar. Oh! Ah de be Meryem, af de af. Af de af. Oğlum, ne demek göremezsin? Ben kızımı görmeye geldim. Bak bey amca, her kafanı estiğinizde buraya gelemezsiniz. Buranın bir kural nizamı var. Görüş günü belli. Gidin, sonra gelirsiniz. Asker oğlum, o kadar yoldan geldik. Bir kızımın yüzünü göreyim. Hem olmazsa istersem müdürle de görüşürüm ha? O da olmaz. Hadi, daha fazla bekleme yapmayın burada. Benim de başımı belaya sokmayın. Abi, hadi gidelim. Yarınmış işte ha? Hadi yarın yine geliriz. Hadi baba gidelim. Ben de sizi bekliyordum efendim. Hadi bakalım avukat. İyi haberlere ihtiyacımız var. Polis olayla ilgili yeni bir kanıt bulmuş. Benzin istasyonundaki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye almış. Bu iyi haber. Her şey ortaya çıkacak demektir abi. E tabii. Teknik incelemeler bitene kadar birazcık beklememiz gerekiyor. Neyin teknik incelemesi? Her şey ortadadır zaten. Çekmiştir kamera. Cemil Bey, usul böyle. Ben usulden anlamam kardeşim. Bana görüntüleri gösterin. Raporları elbet bizimle paylaşacaklar. Ben sizden kağıt istemiyorum. Ben böyle bekleyemem abi. Cemil.
Merhabalar. Paran. Sizinle iş yapmak büyük zevkti. Eğer bu görüntüler ortaya çıkarsa başını fena halde derde sokarım. Ve bu ülkedeki hiçbir avukat seni elimden kurtaramaz. Rahat olun. Ben istediğimi aldım. Güzel. Ah Betül, ah. Adamın abisi ölmüş. Senin söylediğin laflara bak. Düşünürsün şimdi böyle kukumav kuşu gibi. Anne yeter artık akşamdan beri ya. Erhan'ı falan düşündüğüm yok benim. Milletin derdi ne, sen neler düşünüyorsun? Benim derdim de sensin. İnsanın ayağına böyle kısmet bir daha gelir mi Betül? Hmm. Ali İhsan da iyi kısmet gibi görünüyordu. Ne oldu? Erhan oğlum hoş geldin. Buyur geç. Hoş bulduk. Betül evde miydi? Evde salonda. Ben de komşuya gidecektim zaten. Niye geldin? Betül ben... Dün... Söylediklerim için yani üzüntüden ne dediğimi bilmiyordum. Seni kırdıysam özür dilerim. Önemli değil. Ben de bu sayede bir şeyler görmüş oldum. Bu ilişki, ikimiz, bu oyun. Ben yapabilirim sandım ama olmuyor. Bak biliyorum çok zor günler geçiriyoruz ama atlatacağız, bunları da atlatacağız. Hayır. Ben artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Çünkü o adama hala aşıksın değil mi? Yaptığı bunca şeye rağmen hala aşıksın değil mi? Abimin ölümüne neden oldu. Nil'i parası için kullandı. Kızı mahvetti. Hastanede ve asla eskisi gibi olmayacak. Bunları dinlemek istemiyorum, tamam mı? Ama ben konuşmak istiyorum. Hala o adamla birlikte olmayı düşünüyorsun değil mi? Lütfen artık gider misin? Tabii. İffet aradan çıktı. Nil'le olan meselesi bitmiş. Sen de hayal kurmaya başladın. Lütfen her şey daha da çirkinleşmeden git. Daha çirkin olabilir mi? Hoş geldiniz. Güvenlik kamerası var mı burada? Var. 2 gün öncesinin kaydını görebilir miyim? Kimsiniz? Ne yapacaksın? Ben bir şefime sorayım. Tamam. Buyurun. Davamız için görüntüleri görmem lazım. Onları polis aldı. Gidip onlardan isteyin. Nasıl polis aldı? Ne vardı kayıtlarda? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Durup dururken başıma bela almak istemiyorum. Eğer konuşmazsan şimdi başına bela alacaksın. Bir şey yoktu. Kamera arızalanmış. Fark etmemişiz. Nasıl bozuktu lan? Bilmiyorum. Gece kaydetmemiş işte. Bu gidiyor. Bozuk kamerayı tutuyorsunuz lan burada. Çalışıyor sanıyorduk. Ne vardı görüntülerde? Bu olayı gören biri var mı? Duydunuz mu? Polise de anlattık. Kimse görmemiş. A-
Abi polis kaydında hiçbir şey yok. Ne diyorsun Cemil? Bilmiyorum abi. Kayıt mı ne devreye girmemiş. Bak abi bu işin içinde bir şey var. Tamam. Bir sebebi varsa mutlaka öğreniriz. Seninle akşama görüşürüz. Telefonlarıma bakmıyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Sen de seçimini onlardan yana yaptın. Seni seviyorum. O zaman kanıtla. Benim için bir tek şeyden vazgeç. Pişman olacağım bir şey yapma. Tek pişmanlığım o kadını hayatımızdan uzak tutamamak. Ama en azından hapishanede çürüdüğünü göreceğim. Sen de boşuna uğraşmış olacaksın. O tetiği çekmediğini ispatlayamayacaksınız. Sen İffet'in o tetiği çekmediğini nereden biliyorsun? Görüntüler. Dilek, sen nasıl bir oyun oynuyorsun? Bir insanın hayatı söz konusu. Adalet. O tetiği çekmese de kardeşimi İffet öldürdü. Ve bedelini ödeyecek. Ama polis bu yaptığını öğrenince hapse gireceksin. Sen mi söyleyeceksin? Polise gidip beni ihbar edeceksin. Öyle mi? Hiç sanmıyorum. Gel bakalım. Azıcık ıslanalım mı? Ay sularla oynamayı çok mu seviyormuş babadık? Sen pek iyi birisin. İnşallah tez zamanda kurtulursun buradan. Ama o zamana kadar şu Kadriye psikopatına bulaşmasan sağ solu belli olmaz onun. Bardağının yeri değilse olay çıkartır. Başına daha fazla bela almasan. Ben bugüne kadar hep sustum. Hep en kötüsü geldi başıma. Artık susmayacağım. Demek susmayacaksın ha? Ya ben kesersem sesini? Şimdi ne yapacaksın? Nasıl kurtulacaksın benden? Aa! Avukatla konuşabildin mi abi? Görüntülerin kaybolmasında bir iş var. Polis araştırıyor muymuş? Kimseyle konuşmadım. Ortalığı velveleye vermenin anlamı yok. Ne diyorsun abi sen? Gerekirse ben dünyayı yakarım. Sen İffet'i oradan çıkarmak istiyor musun, istemiyor musun? Her şeyden çok istiyorum. O zaman ben ne söylüyorsam onu yapacaksın. Nasıl yapacağız? Ortada hiçbir görgü tanığı yok. Bizim başka bir deli bulmamız lazım. Delil falan yok. İffet'i oradan kurtarmanın bir tek yolu var. Kaçırmak. Ali İhsan sizi bulmasaydı zaten yurt dışına gidecektiniz. Değişen bir şey yok. Şimdi yine ülke dışına çıkacaksınız. Ve ikiniz de kurtulacaksınız. Tamam. Hem İffet de o pis yerde kalmamış olur. Ama ne zaman nasıl yapacağız? Oturup planlayacağız. İffet! İffet! İffet ne oldu? Kızlar! Koşun yardıma gelin! Gardiyanları çağırın! İffet ne oldu? İffet! Orada bir gün bile kalmasına gönlüm razı değildi.
İyiyim diyor bana. Ama belli ki iyi değil. Abi senin bana söylemediğin bir şey mi var? Yok. Yorgunum biraz. Yarın devam ederiz. Ha. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Yarın tekrar ifade vermek için emniyete gitmen gerekiyor, unutma. Avukat da orada olacak. Ablamı göreceğiz. Acaba kaç saat kalmamıza izin verecekler? Bakalım, soracağız kızım. Merhaba. Kime geldiniz? İffet Emiroğlu. Göremezsiniz. Revirdeymiş. Nasıl ya? Niye, ne oldu ki? Ben bilemem. Tamam kardeşim. Sen bilmezsen... Bir bilen gelsin de ne olduğunu öğrenelim ha. Abi. Bir sakin ol amca. Kardeşim, ben kızıma ne olduğunu öğrenmeden burada asla bir yere gitmem. Tamam, bakarız ne olmuş. Kim? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Faili bulamadık ancak kendisinin durumu iyi. Bakın müdür bey. Sizin verdiğiniz söze güvendim. Ama görüyorum ki hata etmişim. Lütfen en kısa sürede İffet'in naklini gerçekleştirin. Arif Bey, emin olun bundan sonra... Bundan sonrası yok müdür bey. En kısa sürede nakil gerçekleşecek, o kadar. Oo, geçmiş olsun. Çabuk geldi. Daha 3-5 gün kalırsın sanıyordum. Ucuz yırtmışsın desene. Bundan sonra daha bir dikkatli olursun artık. Asıl sen dikkatli ol. Benimle uğraşırsan ben de seninle uğraşırım. Bak sen. İffet, ziyaretçim var. Ablacığım. Canım. Ablam. Çok özledim seni. Ben de sizi çok özledim. Tamam. Yavrum. Babam. Kızım. Niye çıktın evine, bir şey mi oldu? Boynunda ne var? Bir şey olmadı. Önemli bir şey değil. İyiyim ben. Çok iyiyim. Siz? Biz de iyiyiz kızım, çok şükür. Ama aklımız hep sende. Ha, sana bir şeyler getirdik, emaneti bıraktık. Sana verirler. Burada kendine iyi bak kızım. Ben bir şey yapmadım baba. Biliyorum kızım. Biz sana inanıyoruz. Er geç bütün gerçek ortaya çıkacak. Benim kızım hiç kimseye kıyamaz. Sen üzülme olur mu? Ne olur üzülme. Ben çok mutluyum. Sen yanımdasın ya. Buna böyle hep yanındayım. Kim ne derse desin, hep yanında olacağım. Biz sana inanıyoruz. Buradan çıkınca bir evin olduğunu sakın unutma. Baban hep senin yanında bundan sonra. Ben senden bunları duydum ya.
ölsem de gam yemem. O nasıl laf kızım? Allah korusun. Göreceksin bak, her şey çok güzel olacak. Ablam, söylediklerim için bana kızmadın değil mi? Ben bir an bir şey mi dedim? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ablacığım, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok seviyorum sizi. Teşekkür ederim baba. Dilinde ifadesini alacaklarmış. Hadi şimdi doktorlar sayesinde oyaladın. Sonra nasıl engel olacaksın? Ondan sonra da Nil'le konuşup vereceği ifade üzerinde çalışacağız. Ya abla, Nil'i bu işe hiç karıştırmasak. Biliyorsun kalbi, yani strese girmesin. Ben de senin kadar düşünüyorum Nil, ama bu çok önemli. Ali İhsan'ın az kalsın kızını öldürecek deli bir adam gibi hatırlanmasına dayanamam. Sevgilini kurtarmak için yalan ifade vermeye mi geldin? Bizim yalan söylemeye ihtiyacımız yok. İffet suçsuz. Yakında bunu herkes anlayacak. Boşuna hayal kurma. İffet oradan asla çıkamayacak. Sevgilinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Elinden geleni ardına koyma. Bu erkek kardeşim bizi ayırmayı başardı. Ne desem başaracaksın. Ne yapacaksın? Ha? Hepimizi teker teker öldürecek misin? Abisinin ölümünden sonra küçük kardeş erkek mi oldu? Ne söylersen söyle, beni kızdıramazsın. Çünkü senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Kimmişim ben? Nasıl görünmeye çalışırsan çalış, ama neticede bir tecavüzcüsün. Tamam, bırak. 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 Yok bir şey. Sen bir zavallısın. Kendini güçlü yenilmez zanneden bir zavallı. Hatta doğacak çocuğundan bile haberi olmayan bir zavallısın. Ne çocuğu? Erhan konuş, ne biliyorsan söyle, yoksa Nil'den olduğunu düşünecek. Ne biliyorsan söyle. Betül. Hamile. Betül'le ne ilgisi var? Yoksa... İnanmıyorum, Erhan böyle bir şey nasıl yaparsın? Sen nereden biliyorsun? Benim bilmem değil, senin bilmemen garip olan. Yalan söylüyorsun. Beni delirtmek için çalışıyorsun değil mi? Bravo. Tam da sana yakışanı yapıyorsun. Bravo. Çocuğun sorumluluğunu almamak için bahane yaratıyorsun. Yazık. Hakikaten yazık. Yeter artık. O da çocuğu da umurunda değil. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Tam başından bu işe girmen zaten hataydı. Yürü. Ay. Ay başım. Ay tansiyonum çıktı, ay fena oluyor. Ay Serpil, bu kız beni hiç dinlemiyor. Ay onca uğraştık. Ne oyunlar çevirdik. Sen her şey bir kalemde sil. Yani zorla güzellik olmaz işte Osman teyzecik. Kızcağız denedi, olmuyor. Neyi olmuyor ayol? Daha iki gün önce aynı odada yakaladım ya ben bunları. Birdenbire ne değişti de olmuyor. Ay fenalaştım. Ay sen bana bir soğuk su ver kızım. Tamam, tamam dur oh. Sakin ol. Oy. Ah. Bana bak Betül, eğer yine hayallere kapıldıysam, İffet hapiste diye o adamı benim başıma saracak olursam, bu sefer hakkımı helal etmem sana ona göre. Ay. Cemil.
Bütün. Kızım kim geldi? Doğru mu? Senin ne işin var burada? Defol git evimizden. Betül cevap ver. Bu çocuk kimin? Bizim bebeğimiz. İyi halt ettin Betül. Ver suyu ver. Oturalım mı? Olur. Nereden öğrendin? Eren'den. Benim dışımda herkes biliyor galiba. Bir şey söylemeyecek misin? Hala inanamıyorum. Benim... Senin için çok zor bir durum olduğunun farkındayım. Hatta bu kadar sakin karşılamana şaşırdım. Ne yapmamı bekliyordun? Neden hamile kaldın diye bağırıp çağırmam mı? Hayır. Bilmem. Ben de bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Sana daha önce söylemediğim için özür dilerim. Ama o kadar kızgındım ki doğrusunun bu olduğunu düşündüm. Artık biliyorsun. Evet, biliyorum. İffet. İffet bu haldeyken bir de başına ben çıktım değil mi? Ama inan senden bir şey beklemiyorum. Hatta İffet'le senin mutlu olmanı herkesten çok istiyorum. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Tek istediğim... ihtiyacı olduğunda oğlumuzun yanında olmak. Ben anlamıştım zaten. Betül'ün karnının şişliğinden. Hangi ara başkasından yapacak çocuğu? Aferin. Madalya ister misin? Sen biliyor muydun? Yok kardeşim. Serpil biliyor olsa da bana söylemedi. Tabii hemen sana haber vereceğimi biliyor. Peki ne yapacaksın kardeşim? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacağım. İffet'i o hapisten kurtarmam lazım. Arif abiyle plan yaptık. İffet'i alıp gideceğim buradan. Nereye gideceksin? Ne kadarlığına? Bilmiyorum Feyyaz. Peki çocuk ne olacak? Hadi Betül'ü boş ver. Ama çocuk senin çocuk. Babasız mı büyüyecek? Benim bir suçum yok. Betül hamile olduğunu benden gizlememeliydi. Eğer bilseydim... Bilseydin Betül'den boşanmaz mıydın?
kızım. Ne olursun üzme artık kendini. Her işte bir hayır vardır derler. Doğru. Artık bizim de bir şeylerden korkmamıza gerek kalmadı. Oyunları oynayıp yalanlar söylemek zorunda değiliz. Ha şöyle. Ne demişler? Kaygısız aşım, dertsiz başım. Aman be, her yandan da kurtulduk, iyi oldu. Ay adama bak. Yememiş, içmemiş. Bir kavga ettiniz, gitmiş hemen yetiştirmiş. Ne yere bakan yürek yakalmış o. Bana bak. Arayan Erhan'sa ver, ben vereceğim onun ağzının payını. Cemilur. Sakın açma, ne olursun. Gene senin moralini bozacak, ne olur kızım. Efendim Cemil. Çok düşündüm Betül. Neyin doğru olduğunu gerçekten çok düşündüm. Ama ne olursa olsun İffet'i yalnız bırakmayacağım. Biliyorum. Babasızlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ama inan... benim oğlum benim yaşadıklarım yaşamayacak. O babasız kalmayacak, söz veriyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum Cemil. Bunu söylemem bile beni o kadar mutlu etti ki. Biz İffet'le buradan gideceğiz. Ama her şey yoluna girdiğinde onun için tekrar geri geleceğim. Tamam sen de. O da bilsin. Teşekkür ederim. Sen bırak. Git dinlen. İyiyim ben. Bir laf dene be kadın. Geç işte, dinlen. Şuradaki tabak fazla kaldırsak elimize yapışmaz ya. Hadi. İffet, ziyaretçim var. Maşallah, ne bu be? Her gün bir ziyaretçi. Paran olunca yasak masak kalmıyor tabii. Çok konuşma. Dışarıda aynı, içeride aynı. İçeride olunca eziyorlar hep. Ama öyle yağma yok. Bozarım ben bu oyunu. Ne yapabilirsin ki? Yönetime şikayet dilekçesi yazarım. Hepimiz imzalarız. Kimse imzalamaz. Sen de otur oturduğun yerde başın belaya girmesin. Yine delilendin. Girerse girsin be. Zaten içerideyim. Ne yapacaklar daha? Ne istiyorsun benden? Hiç. Nihayet hak ettiğin yerdesin. Ben de görmek istedim. Boşuna sevinme. Yakında çıkacağım buradan. Öyle mi? Nasıl olacak bu? Ben suçsuzum diyeceksin, onlar da bırakacak. Hı? Cemil bir yolunu bulacak. Masum olduğumu kanıtlayacak. Hiçbir şey kanıtlayamayacak. Ben her zaman ondan bir adım önde olacağım. Seni buradan çıkaracak her ne varsa yok edeceğim. Yetmedi mi kardeşinin yaptıkları? Ya sonunda neler oldu görmüyor musun? Hiç kimseye yaramadı olanlar. Hepimiz perişanız. Perişansın öyle mi? Benim kardeşim öldü. Yeğenim hasta. Hayatı boyunca bir daha eskisi gibi olamayacak. Sırf o adamla birlikte olasın diye yaşandı bunlar. Şimdi bir de utanmadan karşıma geçmiş perişanım diyorsun.
evet suçluyum. Ben bir sürü hata yaptım. O tetiği ben çekmesem de suçluyum. Ali İhsan'ın ölümü gözümün önünden gitmiyor. Ben çok üzgünüm. Sakın bana üzgün olduğunu söyleme. Sen bir katilsin. Sonunu bile bile devam ettin. Sadece kendini düşündün. Sana asla acımayacağım ve asla affetmeyeceğim. Ve yaşadığım sürece senden nefret edeceğim. Bu arada az kalsın unutuyordum. Sevgilin de baba oluyormuş yakında. Hayırlı olsun. Babam. Aa, haberin yok demek ki. Betül denen kadın hamileymiş. Çok yakında hayatını mahvedeceğiniz masum bir bebek gelecek dünyaya. Müdür Bey, kısa sürede hallettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Ne dedi abi? Evet. İffet'i 2 gün sonra başka bir hapishaneye nakledecekler. Biz 2 güne kadar ayarlayabilir miyiz? Sen hiç merak etme. Ne gerekiyorsa yaparız. Ama sen git İffet'le konuş ki hazırlıklı olsun kız. Haklısın. 2 gün sonra kurtulacağını öğrenince o da çok sevinecek. Gidip haber vereyim. Hadi bakalım. Bu arada az kalsın unutuyordum. Sevgilin de baba oluyormuş yakında. Hayırlı olsun. Baba mı? Aa, haberin yok demek ki. Betül denen kadın hamileymiş. Çok yakında hayatını mahvedeceğiniz masum bir bebek gelecek dünyaya. Benim acilen birini aramam lazım. Kızım ne yapıyorsun? Ay ne acelesi var canım, sonra yaparız. Anne bir an önce bitsin istiyorum bu mesele. Tamam iyi o zaman, ben yaparım, versen bana. Ay senin yorulmaman lazım, geç otur şöyle hadi. Allah Allah, kim bu? Efendim? Betül. Ben İffet. İffet? Nasılsın? İyiyim. Çıktın mı yoksa? Zaten çok kalmayacağını biliyordum. Yok, çıkmadım. Ben sana bir şey sormak için aramıştım. Sor tabii. Betül. Hamile misin? Evet.
Cemil'in bebeği mi? Ne olur bana gerçeği söyle. Evet. Bizim bir oğlumuz olacak İffet. Ben sana söyleyemedim. Çünkü seni üzmek istemiyordum. İnan Cemil'den bir şey beklemiyorum ben. Sadece çocuğumuzu babasız bırakmasın yeter. Ben sizin çok mutlu olmanızı istiyorum. İnan bana. Haldeyken bir de başına ben çıktım değil mi? Ama inan senden bir şey beklemiyorum. Hatta İffet'le senin mutlu olmanı herkesten çok istiyorum. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Tek istediğim... ihtiyacı olduğunda oğlumuzun yanında olmak. Ağlama. Yoksa sen de benim gibi babanı özledin. Senin. Önemli değil. Önemli değil. Sana çok güzel haberlerim var. İki güne kadar buradan kurtuluyorsun. Arif abiyle plan yaptık. Seni buradan başka bir yere nakledecekler. Seni yoldan alacağız İffet. Çok uzaklara gideceğiz, kimsenin olmadığı yerlere. Her şeyi herkese bırakıp gideceğiz yani. Bir daha dönmemek üzere. Belki yıllar sonra tekrar döneriz. Ama onca şeyden sonra uzak kalmamız ikimiz için de daha iyi olacak. Bize ihtiyacı olan insanlar var. Onları bırakmak olmaz. Başka şansımız yok. İyi misin sen? Değilim. Hiçbir yere gitmiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ben sana yalan söyledim.
Ben herkese yalan söyledim. Ne yalanı İffet? Ali İhsan'ı ben öldürdüm. Cezamı neyse çekeceğim.